üzüntümüz, kaygımız, korkumuz odur ki gerekli tedbirler alınmazsa bu sonda olmayacak. Kendilerini çocuklarımızın hayalleri, rüyaları, aklı, dimağı, bilgi dünyası üzerinden Türkiye'nin ufkunu genişletmeye adamış öğretmenlerimiz, kah bireysel saldırganlığın, kah terör ve darbeci şiddetinin en masum, en savunmasız hedef oluyor ve eğitimciler hedef olmaya devam ediyor. Bunlar gibi her yıl işlenen öğretmen cinayetleriyle yanan yüreğimize yeni acılar eklenirken, şimdiden Necmettin Kuyucu öğretmenimizin acısı için bir araya toplanmış bulunuyoruz. Aslında kaybettiğimiz, kaybetmeye başladığımız sevgimiz, saygımız, aklımız, vicdanımız ve izanımızdır. Kendimizi, benliğimizi, hoşgörümüzü, anlayışımızı, belki de değerlerimizi kaybediyoruz. Diğerlerinin acıları yüreğimizden dinmeden yaşanan bu yaşanan ve güvensiz bırakılmamalı. Öğretmenlik meslek kanunu bu hususta göz önünde bulundurularak hazırlanmalı ve bir an önce hayata geçirilmeli. Ne söylesek faydasız. Cam kırıklar gibidir bazen kelimeler. Ağzına dolar insanın, sussan acıtır, konuşsan kanatır. Söyleyecek başka söz bulamıyorum. Rabbim hocamıza rahmet etsin. Amin. Hepimizin başı sağ olsun diyorum. Bugün son olsun, son olsun diyoruz ama her bir acıyı paylaşmaya gittiğimizde benzer sözleri söylemekten bizler yorulmaya başladık. Bizler Sayın Milli Eğitim Bakanı başta olmak üzere ve Adalet Bakanı başta olmak üzere hükümet yetkililerinden bir an önce Türkiye'deki tüm devlet memurlarının görevi başında iken uğrayacağı her tür şiddete karşı gereken yasal tedbirlerin bir an önce alınmasını, eğitim çalışanlarının itibarsızlaştırılmasına karşı bir an önce önlem ve genelgelerin yönetmeliklerin çıkartılmasını, Türkiye'deki tüm sorunun, tüm beka sorununun eğitimden geçtiğini, eğer ülkesini seven, kendisini seven, kendisini yetiştiren öğrenciler yetiştiği müddetçe ülkemizde hiçbir sorunun ortada kalmayacağını, bir an önce çözüleceğini ve Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine misafirperver, birbirini seven, kardeşçe bir arada yaşama isteğinde olan halkımızın bu mutluluğunu ülkeyi yönetenler tarafından da gerçekleştirmesi gerektiğini yüksek sesle aykırmak istiyoruz. Bizler biriz, beraberiz, kardeşiz. Ülke siyasetine, ülke yönetimine nasıl daha iyi yaparız, nasıl daha iyi yönetiriz demek ülkeyi barış ortamının dışına çıkarmaktan çok daha fazla önemlidir. Evet, biz barış ortamı içerisinde yaşayacağız. Seveceğiz, saygı göstereceğiz. Şiddet dilinden uzaklaşacağız. Televizyon dizilerindeki her gün cinayetle sonlanan onlarca cinayeti gösteren dizi filmlerinin bir an önce bitirilmesini istiyoruz. Çocuklarımıza şiddetin normal gösterilmesinin önüne geçilmesini istiyoruz. Çocuklarımızın geleceğini kurtaracak olan tek bir şey var. Okumak, okumak ve daha çok okumak. Şiddet olayları vuku bulduğunda sorumluluk bakanlarını işgal edenlerin de kınama mesajlarını tabii ki olumlu buluyoruz. Ancak yetki sahibi olanların sadece kınamakla yetinmesini bir zafiyet olarak gördüğümüzü ve kendilerinden daha somut adımlar atmalarını beklediğimizin bilinmesini istiyoruz. Artık yeter, artık yeter diyoruz. Öğretmenlere, kamu çalışanlarına yönelik şiddet hadiseleri üzerinde ciddi idari ve hukuki tedbirler ivedilikle alınmalıdır. Şiddet vakaları konusunda önleyici ve caydırıcı tedbirleri hayata geçirecek, mevcut düzenlemeleri zaman kaybetmeksizin hayata geçirilmelidir. Psikolojik danışmanlık hizmetlerinin etkin hale getirilmesi, disiplin yönetmeliklerinin yetersizliklerinin giderilmesi, okullarda güvenlik önlemlerinin alınması gibi düzenlemelerin yanı sıra
hepsinden öncelikli olarak öğretmenlerin itibarının artırılmasına yönelik tedbirlerin alınılması artık kaçınılmaz hale gelmiştir. Öğretmene verilen değer hususunda öğrenci ve ailelerin bilinçlendirilmesi, öğretmene şiddet vakalarının önünün alınması anlamında gözden kaçırılmaması gereken hususların başında gelmektedir. Tekrar Milli Eğitim Bakanlığı'na ve hükümete çağrıda bulunuyoruz. Artık sabırlar tükendi. Özelde öğretmene, genelde kamu çalışanlarına yönelik şiddet vakalarını önleyebilmek için bahsi geçen mevzuat düzenlemeleri için hiç vakit geçirmeden derhal harekete geçirilmelidir. Buradan Gebze'den ilan ediyoruz. Şiddet konusunda gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılmaz ise bundan sonra yaşanabilecek şiddet vakalarının sorumlularından birisi olarak bu tedbirleri almayan makamları göreceğiz. Güvende hissetmiyoruz. Ve bizim mücadelemiz, öğretmenlerin mücadelesi bu topraklarda aynı zamanda çocuklarımıza, öğrencilerimize onurlu bir gelecek bırakma mücadelesi oldu her zaman. Kendi haklarımız kadar, hatta daha fazla bu ülkede, bu memlekette öğrencilerimiz için parasız, kamusal, bilimsel, nitelikli eğitim mücadelesi verdik. Sokaklarda aynı zamanda öğrencilerimiz için haykırdık. Şu anda yaşadığımız acının büyüklüğü aynı zamanda bir öğrencinin saldırısı sonucunda meslektaşımızı kaybetmemizdir. Ama bizler üretilen dilin bir sonucu olarak görüyoruz tüm bu yaşadıklarımızı. Eğitimdeki yanlış politikaların sorumlusu olarak öğretmeni, mesleğimizi hedef gösterenleri kabul etmiyoruz. Biz tekrar ve tekrar değerli ve güvende olduğumuzu hissetmeye ihtiyacımız olduğuna haykırıyoruz ve haykırmaya devam edeceğiz. Evet, değerli kardeş. Evet, saat 14'te şehit töreni yapılacak. İkinin alacak.